Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz tüm omurga bölgesinde boynumuz, sırtımız, hatta belimizde oluşan ağrılar, baskılar için hızlı bir şekilde bu sıkıntılarımızı azaltabileceğimiz çok etkili yöntemler ve egzersizler göstereceğim. Üstelik çok kısa bir sürede 30 saniye içerisinde rahatlayabilir olacağız. Bu yöntemleri evimizde her yerde yapabiliriz. Hiçbir şekilde özel ekipman gerekmiyor. Aynı zamanda hiçbir yan etkisi de bulunmayan egzersizler. Haydi hızlı bir şekilde sırtımızı, belimizi, boynumuzu rahatlatabileceğimiz yöntemleri görelim. Tüm göstereceğim egzersiz ve uygulamalar omurgamızın bütün bölgesindeki sorunlara yönelik yöntemler olacak. İnsanlar çoğunlukla bir bölgeye odaklanmak ister. Ben de şimdi sırt bel arası ve bel bölgesi olarak kısımları ayırarak sizlere anlatacağım. Yöntemlerimize geçmeden önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki çözüm önerilerini ve egzersizleri görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İlk uygulamamız boyun ve üst sırt için olacak. Bu hareket için yüksek ve düz bir zemin kullanacağız. Siz yatağınızı, sandalyenizi veya masanızı da kullanabilirsiniz. Ayrıca egzersizimizin ilerleyen döneminde bir el havlusu kullanacağız. Havlunuz yoksa havlusuz da yapmayı göstereceğim zaten. Dizlerimizin üstünde başlayacağız. Dizlerimizin altına bir havlu ya da yastık koyabiliriz. Çünkü diz bölgemizde de bir ağrı oluşturmayalım. Şimdi ilk egzersizimiz için ellerimizin konumu çok önemli. Yakından bunu göstereyim. Başımızın arkasında kafatası kemiğimizde iki büyük yumruk hissedeceksiniz. Bu bölgeyi kullanacağız. Sonrasında elimizin içindeki etli bölgeyi şöyle bombeleştirelim. O bombeyi tam kulağımıza gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Baş parmağımızı da o kafatasındaki bombeye gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında dirseklerimi yüksekteki düz zemine yerleştireceğiz. İşte egzersizimize bu konumda başlıyoruz. Bu noktadan sonra yavaşça popomuzu ayaklarımıza doğru yaklaştırıyoruz. Bu sırada boynunuzda gerilme hissedeceksiniz. Bu gerilme sırtınıza doğru da yayılacak. Kalçanızı daha aşağı indirdikçe gerilmenin kuyruk sokumuna doğru indiğini zaten göreceksiniz. Rahat olduğunuz son noktaya kadar ilerleyin. Bu noktada 15 saniye kadar bekleyin. Sonrasında geri dönüp rahatlıyoruz. Ve uygulamamızı tekrar edeceğiz. Tekrar ederken kalçanızı daha aşağıya doğru indirmeye çalışın. Her seferinde biraz daha aşağıya inmeye çalışın ki daha iyi bir gerilme elde edelim. Bunu 5 kez tekrarlıyoruz. Bir de bu yöntemi havluyla göstermek istiyorum. Çünkü daha iyi bir gerilme elde edebilir olacağız. Bunun için havluyu elimize alıyoruz ve boynumuzun etrafına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ardından neredeyse ilkindeki gibi aynı şeyi yapacağız. Burada farklı olarak yapacağınız havluyu 45 derecelik bir açıyla öne doğru ellerinizle çekiyorsunuz. Ardından kalçanızı aşağı doğru indirin. Bu şekilde sırtınızın daha iyi bir şekilde gerildiğini hissedeceksiniz. Kontrol etmek de çok daha kolay olmuş olacak. Ayrıca bu şekilde yapmak çok daha rahat. Her ikisini de deneyin. Hangisinde daha fazla rahatlama elde edebiliyorsanız o yöntemi kullanabilirsiniz. 5 tekrar yapmayı unutmayın. Bir sonraki uygulamamız biraz daha sırtın ortasına, özellikle de sırta kürek kemiklerimiz odaklanacak. Yatağımızın köşesine gelecek şekilde uzanıyoruz. Öncelikle büyük bir havluyu rulo şekline getirip kürek kemiklerimizin altına yerleştiriyoruz. Bu sırtımda gerilmenin oluşabilmesi için pivot noktası yaratacak. Bundan sonra yapacağımız şey basitçe kafamızı ve omuzlarımızı yataktan aşağı doğru hafifçe sarkıtmak. Yaptığınızda sırt, orta sırtınız ve alt sırtınızı traksiyonla iyice açılmasını hissedeceksiniz. Traksiyon, omurlarımızın birbiri arasındaki uzaklığının açılarak genişlemesi anlamına geliyor. Gidebildiğiniz kadar ileri gitmeye çalışın. Bu pozisyonda 20-30 saniye kadar duruyoruz. Sonrasında geri yukarı doğru geliyoruz. Bir nefeslendikten sonra tekrar ediyoruz.
5 tekrar olacak şekilde bu uygulamamızı yapıyoruz. Bu yöntemimizi daha ileri bir seviyeye taşımak istersek ellerimizi başımızın altında kavuşturuyoruz. Ardından dirseklerimizi kanat gibi iki tarafa doğru açıyoruz. Bunu yaptığınızda kürek kemiğinin arasında ciddi bir gerilme hissedeceksiniz. Mümkün olduğunca bu gerilmeyi artırmaya çalışın. Tekrar aynı şekilde 30 saniye bu konumda bekliyoruz ve 5 tekrar olacak şekilde yapıyoruz. Farklı bir varyasyon olarak da kollarınızı geriye doğru uzatarak da egzersizin etkisini artırabilirsiniz. Hangisi size diğerine göre biraz daha iyi hissettiriyorsa o egzersizi yapın. Hareketi daha da üst bir seviyeye taşımak isterseniz küçük bir ağırlık alarak su şişesini elimize alabiliriz. Dirseklerimizi düz bir şekilde geriye doğru uzatıp bu ağırlığın aşağı doğru çekmesine izin veririz. Başımızın yere doğru mümkün olduğunca inmesini istiyoruz. Kollarımız, başımız ve su şişesi aynı anda aşağı doğru çekiyor. Ve bu uygulama sırtınızın orta bölgesinde çok ciddi bir gerilme sağlayacak. Yine bir pozisyonda 30 saniye bekliyoruz ve 5 tekrar yapıyoruz. Ardından havlunun pozisyonunun yerini değiştirerek de bu uygulamaları yapabilirsiniz. Benim bel bölgesindeki ağrı ve basınç azaltma diye kullanmayı en sevdiğim pozisyonlardan bir tanesi de kobra pozisyonu. Bu pozisyon özellikle bel ya da siyatik ağrısı yaşayan kişiler için de oldukça faydalı olacaktır. Bunun için rulo haline getirilmiş bir çarşafı kullanacağız. Çarşafı belimize yerleştiriyoruz. Özellikle de hassas olduğunu hissettiğimiz bir nokta varsa oraya gelecek şekilde yerleştirelim. Bu egzersizi yatakta veya yerde yapabiliriz. Kobra pozisyonu için yapacağımız şey karnımızın üzerinde yükselmek. Alt sırtın kalçayla beraber bir ark oluşturarak kalçamızın yerden kalkmadığına özellikle dikkat ediyoruz. Eğer kalçanız yerden kalkıyorsa yarım kobra yapabilirsiniz. Eğer yapabiliyorsanız egzersizi tam kobra olacak şekilde yapmanızı öneririm. Hareketi daha ileri seviyeye taşımak istersek yapacağımız şey çarşafın ucundan tutup ileriye doğru çekerek çarşaftaki boşluğu alıyoruz. Bunu yaptığınızda çarşafın ağrı olan noktada bir baskı oluşturduğunu, pivot noktası oluşturduğunu ve gerilmeyi artırdığını hissedeceksiniz. Yalnızca rahat olabildiğiniz noktaya kadar ilerleyin, ağrı oluşturmayın. Bu noktaya geldiğinizde kontrollü, sakin nefesler alın ve pozisyonumuzda 30 saniye kadar durmaya çalışalım. Bu egzersizimizi 5 tekrarlı olacak şekilde uyguluyoruz. Egzersizimiz için yatağımızın ucuna doğru geliyoruz. Kalçamızın altına bir yastık yerleştiriyoruz. Vücudumuzun üst kısmının ağırlığını başlangıçta ellerimle destekliyorum. Bu pozisyonu bir koltukta da yapmayı deneyebilirsiniz. Hareket oldukça basit. Yapacağımız şey çenemize, göğsümüze doğru yapıştırıp ellerimle yavaş yavaş ileriye doğru emeklemeye çalışmak olacak. Gidebildiğiniz kadar ileriye gitmenizi istiyorum. Yapabiliyorsanız en ileri noktada kendinizi daha fazla ileriye çeker gibi yapın. Bunu yaptığınızda belinizde ciddi bir gerilme hissedeceksiniz. Yalnızca rahat olduğunuz son noktaya kadar ilerleyin. Pozisyonu 30 saniye, 45 saniye, hatta belki 1 dakikada sürdürebilirsiniz. Son noktadayken yalnızca kontrollü, sakin nefes almaya odaklanın. Ardından basitçe geriye dönüp ellerinizin üzerine ağırlığınızı verebilirsiniz. Sonraki tekrarda biraz daha ileriye gitmeye çalışın. Daha da etkili bir gerilme yapmak istiyorsanız da ellerinizin üzerinde durmaktansa dirseklerinizin üzerinde durabilirsiniz. Bu pozisyona geldiğinizde belinizde ciddi bir gerilme hissedeceksiniz ve bu noktadan sonra ellerinizi ileriye doğru uzatarak gerilmeyi artırabilirsiniz. Bu pozisyonda yine 30 saniye bekleyerek gerilmeyi sürdürmenizi istiyorum.
Bir sonraki göstereceğimiz egzersiz yine yatağımızın kenarında ya da koltukta yapabileceğimiz bir egzersiz olacak. Vücudumuzun ağırlığını yatağın üzerine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Karnımızın altına da bir yastık alıyoruz. Kalçamızdan dizlerimize doğru olan eksen yere dik açıda olmalı. Ayrıca vücudumun alt kısmını, ağırlığını ayak parmaklarımızla destekliyoruz. Bu pozisyondayken alt belinizde hafif bir gerilme hissetmelisiniz. Burada gerilmeyi hissedebilmek için yapacağımız şey, ellerimizi ileri doğru uzatıyoruz. Dirseklerimizi ve ellerimizi mümkün olduğunca dik şekilde uzatmaya çalışıyoruz. Ardından çenemizi göğsümüze yapıştıralım ve parmaklarımızı yatak üzerinde ilerletmeye çalışalım. Gidebildiğimiz kadar yatak üzerinde ileri gitmeye çalışalım. Ne kadar çok gidebilirsek üst sırtımızı o kadar çok iyi bir şekilde gerilme hissedeceğiz ve bu gerilme giderek alt sırtımıza, belimize doğru inecektir. Yalnızca rahat olabildiğiniz son noktaya kadar ilerleyin. 30 saniye kadar bu pozisyonu sürdürebilirsiniz. Ve bu sırada rahat, kontrollü nefes almaya odaklanıyoruz. Eğer rahatsanız 45 saniye ya da 1 dakikada bu egzersizi yapabilirsiniz. Ardından rahatlayıp bir soluklanıp tekrar bu egzersizi yapmanızı istiyorum. Sonrakinde biraz daha ileri gitmeye çalışın. Ne kadar çok ileriye gidebilirseniz özellikle omurganızdaki, disklerinizdeki basıncı o kadar azaltacaksınız ve o kadar etkili bir rahatlama elde edebilir olacaksınız. Bu hareketi daha da üst seviyeye taşımak istersek yapacağımız şey yine el havlumuzu alıp ilk egzersizde yaptığımıza çok benzer bir şekilde havlumuzu ensemize yerleştiriyoruz. Üst vücudumuzun üst kısmının ağırlığını dirseklerimiz taşıyor. Havluyu her iki elimizle tutuyoruz. Çenemizi göğsümüze yapıştırıyoruz. Elimizde havluyu öne doğru hafifçe çekiyoruz. Bunu yaparken üst sırtımızdan alt sırtımıza ve belimize doğru yayılan çok güzel bir gerilme hissedeceksiniz. Bu pozisyonda 30 saniye kadar duruyoruz. Rahatsanız daha uzun bir şekilde de yapabilirsiniz. Ardından rahatlıyoruz. Bu hareketimizi 5 tekrar olacak şekilde yapıyoruz. Her seferinde biraz daha fazla ileriye gitmeye çalışıyoruz. Böylece egzersizimizin etkisini artırmış oluyoruz. Tüm omurgamızdaki ağrıları, baskıları rahatlatabileceğimiz harika yöntemler bu şekildeydi. Lütfen sonuçlarınızı yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.